Grup şampiyonu olduk. Evet. Önce tebrik ederiz. Teşekkürler. Biz sezonun kısa bir değerlendirmesi alabilir miyiz? Evet. Ya biz buraya gelirken zaten Soma şehrinin kaç senedir şampiyonluk için uğraştığını bilerek geldik. Buraya özlemi sonlandırmak için geldik. Sezon başı olsun, sezon içi olsun, şimdi olsun çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi hazırlandık. Çok şükür grubumuzu lider bitirdik. İnşallah bunu şampiyonluk maçında da gösterip, inşallah iyi performans gösterip burada Soma halkını, bu şehri inşallah sevindireceğiz. Hak ediyor burası. Profesyonel ligleri hak ediyor. Hayırlısı olsun hakkımızda. Herkesten de destek veren vermeyen herkesten de Allah razı olsun. Bir maç kaldı. Herkes desteğini esirgemesin. Biz inanıyoruz, onlar da inansın. Peki, siyah incilerden istediğiniz bir şey var mı? Ya onlar her zaman deplasman olsun, içerisi olsun her zaman yanımızda oldular. Bir maçımız kaldı, yine yanımızda olsunlar yeter. Abi sezona iyi bir başlangıç yaptık. Arada tabii beraberlikler, mağlubiyetler oldu. Her sezonda olabileceği gibi. Ama işin sonunda sıkı tuttuk. Belki son haftalarda istediğimiz oyunu oynayamadık ama sonuna kadar mücadele ettik. Allah da gönlümüze göre verdi. Bu playoff maçında ne kadar önemli olduğunu bilincindeyiz. Tüm bir sene verdiğimiz emeklerin karşılığını inşallah bu maçta alacağız. Allah'ın izniyle çok sıkı çalışıyoruz. Herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Futbolcular arasında bir uyum var. Teknik kadroyla futbolcular arasında, yönetimle teknik kadro arasında hiçbir sıkıntı yok. Biz tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tedbirimizi alacağız. Takdir Allah'ın. İnşallah Soma halkına o şampiyonluk kupasını getiririz. Öncelikle transferimde emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Buraya geldiğim hedefi olan bir takıma geldim. Şampiyon olmaya geldim. Geçen sene kıl payı kaçırmıştım. Yine finalde kaçırmıştım. İki maç oynayayım. Bu sene buraya Allah'ın izniyle şampiyon olmaya geldim. Taraftarımıza, yönetimimize, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ederim en başta. Beni çok iyi karşıladılar. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığıma da inanıyorum. Taraftara, siyah incilere ve bütün taraftarlarımıza tekrar teşekkür ederim. Beni bağırlarına bastılar. Çok mutluyum. Şimdi önümüzde 2-3 maç gibi gözüküyor ama biz bir maç olarak düşünüyoruz Allah'ın izniyle. O maçımızı da kazanıp inşallah bu güzel memlekete şampiyonluğu yaşatacağız. Evet Nazmi. Son 9 maçta hiç gol yemedin. Maşallah iyiydin. Evet abi. Baktığın zaman iyi bir savunma anlamında uyum içerisindeyiz. Takım anlamında iyi mücadele ettik. Grubu da şampiyon olarak tamamladık. Önümüzde final maçımız kaldı. Final maçını da kazanıp bu şehre hediye etmek istiyoruz. Bizi destekleyen herkese de hediye etmek istiyoruz. Mustafa hocamızla beraberiz. Hocam öncelikle grup şampiyonluğu için tebrik ediyoruz. Eyvallah. Bu grup şampiyonluğu sürecini buraya gelinceye kadar ki kısa bir özetini alabilir miyiz? Ya bizim için zor oldu diyelim. Niye? Rakibimiz bayağı bir dirençle çıktı, öyle söyleyeyim. Yani sonuna kadar bırakmadılar. Bu anlamda onları da tebrik etmek lazım. Biz bu süreçte şampiyon olacağımızı biliyorduk ama bu kadar da zor olacağını bilmiyorduk işin açıkçası. Ancak sonuçta zorlu da olsa biz işin başından beri şampiyon olacak bir kadro kurduk. Bunu da sonuna kadar getireceğimizi biliyorduk zaten. Sonunda da böyle bir şey oldu. Tabii ki bu grup aşaması. Ancak bunun bir de biliyorsunuz playoff ayağı var. Playoff'ta da inşallah iyi hazırlanıp iyi bir kura çekip istediğimiz oyunu sahaya yansıtarak sonuca gitmek istiyoruz. Niye istediğimiz oyun? Lig içerisinde rakibin de arkadan baskı yapmasından dolayı tabii ki son maçlarda takım olarak bir strese girdik. Bunu kabullenmek lazım. İstediğimiz oyunu son maçlarda, son özellikle 1-2 maçta sahaya yansıtamadık. Ancak sonuçta finale gruplara giden takım olarak tabii ki ismimizi yazdırdık. İnşallah sonunda da hayırlısı olur.
Hocam sakat veya cezalı var mı? Şu an sakat veya cezalımız yok. Bir Hasan Karaçengel var. O da yeni başladı. Çaprazı yırtılmıştı. O da başladı ama tabii ki bu süreçte ondan faydalanamayacağız. Berkant sakatlığı vardı. O da geçen hafta bir tedaviye gitti ancak bu hafta itibariyle tam kadro çalışıyoruz şu an. Peki şu veya bu takım çıksın anlamında bir kafanızda gönlünüze bir takım geçiyor mu? Yoksa fark etmez mi diyorsunuz? Şu takım çıksın diye düşünmüyoruz işin açıkçası. Çünkü geneline baktığımızda bu ligin şu an favori olan takımların çoğunun playoff'a çıkamadığını gördük. Doğal olarak da şu çıksın bu çıksın diye öyle bir düşüncemiz yok. Görünen şu, rakiplerin hepsinin hemen hemen koşan, mücadele eden bir anlayışı var. Biz bu anlayışı yani tecrübemizle, oyun kalitemizle ve oyuncu kalitemizle çözmeye çalışacağız. İnşallah hani ikinci kademeye kalmayız. Birinci turda inşallah işi sonlandırırız diye düşünüyorum. Temennimiz bu. Oldu hocam. Söylemek istediğiniz siyahincilere, seyircilere, Somalılara bir mesajınız var mı? Ben taraftarımızdan, bu coşkulu taraftarımızdan özellikle nereye çıkarsa çıksın maçımız orada gelip çocuklarımızı desteklemelerini, bunca yılın vermiş olduğu bir özlemi hep beraber gidermek adına orada olmalarını istiyoruz. Bu takıma sahip çıksınlar. Bu takım buraya kadar geldi. Buradan da geri dönüş inşallah olmayacak. Desteklerini muhakkak bekliyoruz.